أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Hazır mıyız abi? Hazır abi. Bak şimdi. Rahat olun şimdi. Dersimizin konusu gaye sahibi olmak. Bize ne kazandırıyor? Risale-i Nur bize neler kazandırmış değil o. O ders bayağı 10-15 tane oldu. Çok güzel şeydi. Ben ilk önce bugün okurken topladığım notları okuyacağım size. Evet abi. Bugünkü notları. Ve gaye sahibi olma toplamasını okurken aldığım notlar. 20-30 tane madde. Bir tanesi işinize yararsa yeter. Bir, saymayacağım, sırayla gidiyor. Tamam abi. Topladığım hulasa. Ama gaye sahibi konumuz. Gaye sahibi olmak. Bir, namazlarını yani mutlu ve huzurlu olmak gaye sahibi olanlara astır. Niçin? Geçecek içinde. Hayatınızdan daha değerli, hayatımızdan daha değerli bir şey var mı? Yok. Yok. O zaman bu hayat için yaşarsan F-16 ile gübre taşımaya, tanklarla serçe avına gitmek gibi olur. Veya her tarafı altın olan kamyonla harfiyat yapıp para çakıl taşımaya benzer. Hayatından daha değerli hayatına gaye yaparsan, hayat değerini bulur, sıkıntılar basamak olur, hayat anlamını bulur, sıkıntılar basamak olur. Eğer hayatından daha basit şeyleri bu hayatına gaye yaparsan, hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. Bir daha söyleyeyim, hayatından daha değerli bir şey yok değil mi? O zaman harcadığın bir şeyi alacağına göre, alacağın şey daha kıymetli olursa, vermek kolay olur. Rahat olur. Hayatını veriyorsun. Niye sıkılıyoruz? Değmeyecek şeyler aldığımızdan kaynaklanıyor. Evet. Yani hayatımızdan daha basit şeyler. O zaman gaye sahibi olan hayatından daha değerli bir şeyi hayatına bağladığı için hayat anlamını bulur, sıkıntılar basamak olur. Şimdi okuyorum. Hayatında gaye yapanlar şunlara dikkat etsin. İlk önce mukaddeme yapıyor. Bir 5-10 dakika kalacak ama. Tamam. Veciz. Namazların vaktinde kıl ve akabinde tesbihatlarını yap. Sohbet edebileceğin cemaatin ve kardeşlerin olsun. Uğrunda hayatını verebileceğin davan olsun ki hayat yaşamaya değsin. Kendinden ve hayatından daha değerli gayen ve hedeflerin olsun. Asıl mücedidine ihlasla ve sadakatle tabi ol. Siyasetten ve haberlerden uzak dur. Her gün Risale-i Nur'dan ve Kur'an'dan pasajların derslerin olsun. Dost ve kardeşlerinin kıymetini bil. Çabuk ve ucuza onları terk etme. Ne kadar çabuk ve ucuza onları terk etme, satma. Akıl ile zeka arasındaki farkı idrak et. Akıl, Kur'an'a ve mukaddesatlara, zeka ise sırf dünyaya ait olduklarını, Kur'an'ın ve sünnet-i seniyelerin değer verdiklerine değer vermekle akıllı olduğunu unutma. Zekat, öşrü, sadaka vermeyi sakın ihmal etme. Şeytan Kur'an'da en çok sizin bu zaafınızdan yaklaştığını hatırından çıkartma. Gündelik hayatında ehem ile mühimi dikkat et, ehem ile mühimi karıştırma. Yani en lüzumluları, yani yapacak şeyleri sıraya koy. Basit şeyleri birinci sıraya koyma.
Acizlere, hastalara, muhtaç olanların elini uzat et, elini uzat, yardım et, hizmet et. Yaşlılarını unutma. Ölü iseler kabirlerini ziyaret et, gidemiyorsan dua et. Sana emeği olanların hal ve hatırlarını sor. Düşmanın daha adım atmadan, bak bu da şey düşünen kafalar için, diğerleri malum attı. Düşmanın daha adım atmadan ne adım atacağını önceden bilmeye ve öğrenmeye çalış. Ona göre stratejik, yani savunma sistemini genişlendir. Senin en büyük düşmanın sende olduğunu da unutma. Odunun en büyük düşmanı ateştir, ateş de içindedir. Savaşta, şu anda bilinen savaşta tanklar iki şekilde kamufle oluyor. Bir, kendi etrafına kuyu kazarak iner aşağıya, kuyuya iner. İki, yeni geliştirilmiş, elbise giydirilerek, gözükmeyen elbise giydirilerek kamufle ediliyor. Bize ne kazandırıyor, ne demek bu? Sen de insanların nazarında ve ortalıkta fazla gözükme, başkası için değil, kendin için yaşa, ne derler diye yaşama. Yalan konuşma. Burada mısın Emre? Burada o. Yalan konuşma. Haram yeme. Kimsenin hakkını ve ahını alma. Vefasızlık yapma. Haseti kontrol edebilmenin yolu, haset ettiğine dua etmeyi unutma. Duayı bırakma. Silah-ı Rahim'i bırakma. Silah-ı Rahim, sıla demek, bağ demektir. Rahim, Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahim'dir. Rahim, iman edenlere iman etmenin karşılığında ahirette cevap verecek olan Allah'tır. Şefkatli Allah'tır. Silah-ı Rahim, ahireti esas alıp akraba ve dostlarla münasebet kurmaktır. Din düşmanlarıyla, Kur'an ve davan düşmanlarıyla selamlaş. Hecren cemiyle, Kur'an ayetidir, güzel bir şekilde kavga etmeden uzaklaş. Allah'ın onayladığı bağları kur. Sıla bağdır. Rahim'in onayladığı bağ. Bırakma. Ben merkezli yaşama, elindekileri yakın dostlarınla bölüşmeyi unutma. Niçin yaşadığına samimi cevap ara ve hayatını istikamete koy. Niçin yaşadığını sorusuna samimi cevap ara, cevabına samimi ol. Üzerinde hakları olanların haklarını öde ve gönüllerini hoşnut et. Kendine maddi ve manevi yatırım yap, kendine zaman ayır, kendin için yaşama, ne derler diye yaşama. Kendin için yaşa, ne derler diye yaşama. Gıybet ve iftiralardan ve bunlara alet olmaktan, yılandan kaçar gibi kaç. İhanet etme, alet olma. Gurur, kibir, enaniyet gibi ahlak-ı seyyiden uzak durmayı öğren. Bu öğrenilmesi gereken şeydir. Şefkat da, muhabbet de öyle. Muhabbetin ifratı şeytan, her şeyin ifratı şeytandan, tefriti nefse emmareden, vasatı Rahman'dan, sünnet-i seniye ve Kur'an'dandır. Şimdi sünnet-i seniye ve Kur'an'ı daima rehber yap. Gurur, kibir, enaniyet gibi ahlak-ı seyyiyeden uzak durmayı öğren. Rabbine teslim, tevekkül, itimat ve kanaat etmeyi öğren. Bunlar öğrenilmesi gerekendir. Bak şimdi muhabbeti öğrenmemiş, ifrat ediyor, intihar ediyor. Kendini keşfetmeye, kendini kendine konu yapmaya, bak şimdi, bunu durma. Kendini keşfetmeye, kendini kendine konu yapmaya, mevzu yapmaya ait enfusi dersler ve onları yapan arkadaşlarla mesai yap. Yani nur dersinde insanlığın serüvenini dinle. Kendine ve Rabbine suizan yapma.
Kaç tane de kaldı? Sonra gayyukun. Nereden bunu şey yaptım? Kendine ve Allah'a suizan yapma dedik. Yani ben beceremem, yapamam. Yok canım, bu mümkün mü ya? Deme. Allah'a suizan ise, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisine zıttır suizan. Diyor ki hiç olmasa ömrünüzde bir defa Allah'a nihayetsiz üstü zan yapın. Allah beni niye yaksın, niye cezalandırsın? Cezalandırmıyor ki dünyada zaten. Bu kadar ihsanıma rağmen hala ihsanını, lütfunu eksilgemeyen Allah orada değişik mi olacak? Kendisi dedi, Bedir'de Ebu Cehil'in kafasının yanına geldiği zaman kuyularda leşlerini görünce Allah Resulü ne dedi? Ya filane, Allah'ın vaadini gördün mü dedi. Sahabeleri dedi ki, ya Resulallah onlar duymaz ki, sizden daha iyi duyar ve devam etti. Ve ya filane, Rabbimin size vaat ettiğini, bana da vaat ettiğini ben gördüm, siz de gördünüz mü demesiyle gösteriyor ki, ahiretteki durumunuz, dünyadaki durumunuzdan daha iyi olacak. Dünyada bunları ikram eden Allah, Kerem ismiyle elinizde bunları almaz, merak etme. Bunları şey için anlat, Allah'a suizan etme. En azından ömrüne bir defa üstü zan et. Allah beni affedecek ya, ihsan edecek de. Bir de şey vardı ya abi, bunun beni hastarsa onu öyle muamele eder. Aynen öyle. Ene yine zinn abdibi. Evratlarını, Kur'an'ını bırakma. Şefkate muhtaç olacak kadar insanlara şefkat yapma. Hadis kutsi bu. Dünyada misafir olduğunu unutma. Kiracı gibi oturmaya çalış dünyada. Çıkması kolay olur. Ver, ikram et, ihsan et, lütfet ki canını vermek de kolay olsun. Vermeye alışmayan canını da veremez. Zor olur. Sözünde dur, her doğruyu her yerde deme. Acımasız düşmanların olan şeytan ve nefsini unutma. Zikir ehli ve ilim ehilleriyle oturup kalk. Ki büyük zatlardan bir tanesi şöyle diyor. Kadınlarla oturup kalkan şehveti, padişahla oturup kalkan gurur ve kibiri, zenginlerle oturup kalkanın kanaatsızlığı, zahitlerle oturup kalkanın dünyadan nefreti, alimlerle oturup kalkanı ilime karşı aşkları olacağını unutma. Kimle oturup kalkıyorsanız o cinsten olacaksın. Maddi ve manevi israflardan kaçın. Belagat ehli ol, yoksa dostlarını kaçırırsın. Belagat, muktezai, mutabık olmak, yani söylemek ve yapmak. Kimseye nazlanma, naz yapma. Çekmezler nasını. Zilletten uzak dur, izzeti nefsini koru, vakarını bırakma. Menfaat için, şey için, izzetini bırakma. Yani bu gurur kibir anlamında değil. Belagat ehli yani. Muktezai hale, mutabık ol. Oraya uygun ol. Aceleci olma. Aceleci olma, sabırlı olmaya çalış, hayanı bırakma. Çünkü toplumda o şey. Bir daha, aceleci olma, sabırlı olmaya çalış, hayanı bırakma. Dostlarını ihmal etme, arayıp sor diye daha önce de demiştim. En son şeyimiz, mektubattan Telvat-ı Tisa'dan aldım. Ve mektubatın 13. lemanın sonu. Esas o. Amal ve hatıratını mizan-ı Kur'an'la, amal ve hatıratını Kur'an'ın mizaniyle, sünnet-i seniyenin terazileriyle tart, daima Kur'an'ı ve sünneti rehber yap. Evet, derse hoş geldin. Şimdiye kadar ısırmaydı. Gaye hayaldı. Netice, hizmet ehli, dünya ve hizmet ehli, dava ve gaye sahibi olup, bu ona gayeleri için lüzumunda rahatını, gayesi için lüzumunda rahatını,
hissiyatını ve menfaatlerini feda etmekle bu meziyetini fiilen ispat etmeye çalışmalıdır. Mezkür manada gayi hayal sahibi olmak Risale-i Nur'da bir esastır. Şimdi bakın. İkide bir kendisiyle meşgul olan. Böyle dedi, böyle yaptı, böyle kalktı, bunu şey yaptı. Bu nispete gayesini dışındadır. Çünkü sineklerle böyle uğraşmak. Canavar geliyor, kale almıyor. Şimdi ona ait yerler var. Baş tarafı, çok yer var. Ama baş tarafları her daim okunduğu için sonundan başlıyor. Diyor ki, Kastamonu layıkası 233, o kadar acayip bir şey ki, acayip bir şey yani bu. Dershanenin ruhu yani, dershanede kalabilmenin. Evde de öyle, evin de öyle. Hak mesela, hakkını arıyor. Evde adalet yok kardeşim, hak yok. Ne diyorsun ya? Evde hak yok. Merhamet var, af var, lütuf var, hakkından vazgeçmek var. Yoksa cehennem olur ya. Orası cehennem olur ya. Bu ikinci nefs-i emmarede şuursuz kör hissiyat bulunduğu için akıl ve kalbin sözlerini anlamıyor, dinlemiyorlar ki onlarla ıslah olsunlar, kusur anlasınlar. Arkadaşlar, unutmayın, nefsimize ki biz dershanede vakıfız, palanga olduk, özel hayatımız yok. Tamam, böyle maddi, yani evli değiliz. Ne demek? Ev ehli değiliz. Ev merkezi bir hayatımız yok. Ama Allah merhameten nefse emmaresi olanlara manevi nefse emmare hissettirmiyor. Ama biz daha biraz da tehlikedeyiz. Niçin? İçtimaiyatta bulunan nur talebeleri Müslümanlar nefse emmarenin tehlikesindeler. Nefse emmare de konuşmaları ve davranışlarını kontrol etse kurtuluyor. Mesela vaktinde namaz kılarsa, televizyondan uzak olursa, bitti ya. Ama manevi, bu ne, maddi nefse emmaremizde vazgeçtik mi biz? Geçtik. İkinci bir zor şey geldi. Manevi nefse emmare var. Nedir o? Kin, nefret, haset, adavet, ben merkezde olmak, beytülmala elini uzatmak, elindekileri paylaşmamak, gıpta, ben bilineyim, ben tanıyayım. Bunlar korkunç bir şeydir. Vallahi bir kadına, erkek kadınsa erkeğe, paraya, mala, kariyere bakmıyor bu. Adamı duman ediyor. Niçin biliyor musun? İçtimaiyatta nefsine mağlup olursan kendine zarar edersin. Ama hizmetteyim deyip bu sıfatların zebunu tuzağına düşersen hem kendine, hem davana, hem de arkadaşlarına zarar verir. O kadar berbat bir şey ki, keşke bulunmasaydı. Ben bazı kişileri Rusya abinin telkiniyle, sonra kendim ferasetimle çok kişiler dershanede vakıftan gönderdim, işe allayarak gönderdim. Bu Said değil çünkü. Ya kurtulamıyor, abi kurtulamıyor masetten diyor. Tamam, sen kardeşim hadi çalış. Sen git gel. Bak şimdi, ikinci nefs-i emmare o. Bak bir de okuyorum. Bu ikinci nefs-i emmarede şuursuz kör hissiyat bulunduğu için, kör hissiyat var. Öteki öyle değil, bakmam, açmam YouTube'a, girmem plaja, yemem aram ya, namazı vaktinde kılarım, risale okurum, otururum evde, çoluk çocuğuma, bitti ya. Havada uçmak beze denmemiş ki, olmayınca da ümitsizlik olacağım. Akıl ve kalbin sözlerini anlamıyor bu kör hissiyat. Dinlemiyorlar. Peki nasıl kurtulacağız? Onlarla ıslah olsun, kusurunu anlasın. Onun çaresi ne biliyor musun? İyi aslanın şimdi. Bak iki tane şey var. Nefs-i emmare var. Bir tanesi zahir, bir tanesi batın. Birisi mülk, birisi melekut. Birisi mevcut, birisi vücut. İkinci nefs-i emmare korkunçtur. O ne ile anlar? İlim ile olmaz. Bilgi ile olmaz. İlim ile olsaydı şeytan kurtulurdu. Şeytan. Peki ne ile? Yalnız tokatlar ve elemlerle nefret edip, yani bela, musibet, hastalıklar var ya, lanet olsun şu dünya ya. Bir korona hastası olanları biliyorsun, kimi duydumsa arıyorum. Kur'an kulağını, okuyorum kulağını, telefonu.
Halatı soruyorum. Her gün ilgileniyorum. Hastaneden çıkana kadar. Bir görseniz aletleri. Vallahi acayip. Böyle bir insan yok yani. Bu insan değil. Yeryüzüne inmiş melek. Düzeliyor, çıkıyor. Canavar. O söz verdiği namazlarına, kul hakkına, işte miras hukukuna, hemen hep şeyi yapacağını söylüyordu. Bir baktım, bir hafta geçmiş. Bazı telefonlarıma da çıkmıyor. Daha önce korona iken havada kapıyordu telefonumu. Şimdi peki ne ile istavsun? Bu ikinci nefs emmare, onları, bunlar diyor, aklın ve kalbin sözlerini anlamıyor, dinlemiyorlar ki onlarla ista olsun ve kusurunu anlasın. Yalnız tokatlar ve elemlerle nefret edip veya tokatlar ve elemler veya tam bir fedailiğe her hissini maksadına feda etsin veya her hissini davasına feda edecek. İstiyor. Hemen soru soracak. Ben mi istiyorum, davam mı istiyor? Ve Risale-i Nur'un erkanları gibi her şeyini, enaniyetini bıraksın. Demek ki bu, ya her hissini davasına feda edecek, bunu ben mi istiyorum, ben mi söylüyorum? Ya böyle soracak hayatına bir şey. Veya ne diyor? Tokatlarla, elemlerle nefret edecek. Ya başına yansın şu hayat. Diyor. Tam bir fedailik. Küçük Ali, Risale-i Nur hizmetini dünyada her şeye tercihen hayatının en büyük maksadı yapması, sebebi ihtilafa karşı, bak nasıl anlıyoruz, her hissini maksadına feda ettiğini nasıl anlıyoruz? Sebebi ihtilaf var ya, böyle dedim, böyle yapmadım, böyle gittim, verdim, vermedim. Sebebi ihtilafa karşı kuvvetli mukavemeti bulunduğunu, bu dört mektubunu bana bildirdi. Demek ki sebebi ihtilaftan kaçan bir insan her hissini maksadına feda ettiğini gösteriyor. Baktın ki bu adam anlamıyor, tamam, ihtilaf. Daha beraber yaşadığımız için bizim hayatımız aile hayatından daha acayiptir. Bir insan karı koca hayatında kaç saat beraber olur? 5-6 saat ancak evde olur, 8 saat. Biz 24 saatin tamamı beraberiz. Baktın ki şey var böyle, sıkıntı, sebebi ihtilaf. Hemen bakacaksın böyle. Her gün feda et, feda et, tahammül olmuyor. Uzak olacaksın, uzak duracaksın. Ecren cemil. Olmuyorsa orada mekan değişikliği yapacaksın, şehir değişikliği yapacaksın. Çünkü her yerde evimiz var. Her yerde dershane var. Aynı sistemde meselede alakadar kahraman Tahir'i ve kahraman Rüştü'nün dahi aynı hakikatte ve aynı ahlakta bulunduklarını hiç şüphe etmiyoruz. Kastamonu 242. Şimdi bak, laikaları bir gelenekle, bir geneleğin ruhuyla anlaşılır. Mesela bir tanesi bu. Kastamonu 242'yi okuydu, ne anlarsın? Bak şimdi, gelenek şöyle konmuş. Eğer diyor komşunuzda sıkıntı varsa diyor orada, falanca falan diyor, Tahir'in komşuna gitsin diyor. Tahir Mutlu abi. Tamam. Peki Rüştü abi Tahir abiyle kaldı. İşte gelenek dedim ya, ben aktaracağım şimdi size. Bana da Rüştü abi aktardı. Ona da Tahir abi sormuş. Tahir abi, Zübeyir abilerle beraber yaşamış Rüştü abi. İki tane de mektubu var ustatla. Ceylan abiler, Zübeyir abilerle beraber yaşamış Rüştü abi. Bana aktardı, ben de size. Bunun için dolduracağım şimdi. Tahir ve Karaman Rüştü'nün dahi. Tahir abi dedi. Ustat diyor ki falanca komşuda sıkıntı olunca Tahir'in, şunlar Tahir'in komşuna gitsin. Niye ustat söylüyor diyor. Senin komşuda ne vardı diyor. Dedi ki bizim komşuda hiç kimse avare değildi. Herkes işiyle meşguldu. Yani gelse bile bir tembel, kimse onunla ilgilenmezdi. Çünkü herkes işini yapıyor. Yazıyor diyor, tavsiye ediyor diyor. Herkes bir iş yapıyor, birisi yemek yapıyor diyor. Yani boş yok. En muzdarip, en sıkıntılı adam kimdir? İşsiz adamdır. Ustadın şeyi, en muzdarip, en sıkıntılı, en problemli adam, işsiz adam. Onun için diyorum ki, kaç para maaş alıyorsun? 1000 lira. 1500 lira harca yol parasını, git çalış. Niye? İki tane doktor öneriyor. Doktor meşguliyet, doktor teslimiyet.
Meşgul olmasam ben de çıldırırım ya. Ben bunları bak yazdım sabah. Ve karşınızda çalışıyorum. Peki bunu çalışırken, bunları düşünürken, çıkarım yaparken sen niye hatırlayabilir miyim ya? Hatırlayamam ki ben seni. Abdullah Sit ne yaptı? Nereye gittin? Nasıl düşüneceğimi istesem de düşünemem ki. Çıkarım yapıyorum ben bundan. Tahir abiye sormuşlar. Sordu Tahir Rüştü abi. İşte ben naklediyorum. Siz de nakledeceksiniz. Tahir abi senin koğuşları var. Bizim koğuşta herkes işini yapıyor. Kimse boş değil. Kimse kimsenin işine karışamazdı. Çünkü işini yapıyor. Diyelim diyor birisi böyle başka koğuştan geldi. Bakıyor aval aval. O da bir şey yapacak. Bana da bir iş verin diyor. Düşünün bir fabrika derdi Rüştü abi. Patron seni aldı. Herkes fabrikada 1000 kişi tıkır tıkır saat gibi herkes işinin başına çalışıyor. Sana dediler ki 2 kat maaş vereceğiz. Senin bir işin yok. Fabrikada aval aval dolar. Oraya git buraya git. Yapabilir misin? Ama hiçbir şey yok lan. En kolay işten yapıyorsun. Dolaşıyorsun. Oraya bakın. İnsan çıldırır çıldırır. Hiçbir işin yok. Bir daha. Ama bu misali bir şey kullanacağım bak. 1000 kişi çalışıyor Faruk. Peki bak. Aklını kullan bak. 1000 kişi çalışıyor. Herkes tezgahın başında çalışıyor. Kimisi siliyor. Bu işi unutmayın. Süpürgecilik yapıyor. Sana 2 kat maaş veriliyor. Fakat hiçbir iş yok. Dolar. Sıkılmaz mısın? Aynen bu örnek gibi. Bu dünya bir saraydır. Allah sana vazife vermemiş. Çıldırırsın ya. Oruç yok, namaz yok, zekat yok. Yapma. Tuvaleti, adabı, yemek, özel hayatlar. Adapları, kuralları yok. O zaman neyi, niçin, nasıl yapacağını nereden bileceksin? Ver abi. Anladın mı? Neyi bak. Bak neyi, nerede, ne zaman, niçin, nasıl yapacağının ilmini nerede bulacaksın? Allah seninle ilgilenmiyor. Şimdi o fabrikadaki adamdayız hala. Desek ya adam. Ya bana iş vermiyor musunuz? Müdüre gidiyor. Kafa kaldırmıyor, bilgisayarla uğraşıyor. Diyor. Ya kardeşim ben maaş alıyorum ama genel müdüre gidiyor. İşim var, işim var ya. Hiç kimse ilgilenmiyor ama tıkır tıkır maaşın çalışıyor. Hiç kimse seninle ilgilenmiyor. Hiçbir işin de yok. Hiçbir sorumluluğun yok. Bir daha altını çiziyorum. Hiçbir sorumluluğun yok. Çünkü hiçbir vazifen yok. Anladın mı? Evde sorumluluk almayan, hayatta sorumluluk almayan, hizmette sorumluluk almayan, ahtapot gibi onun bunun sırtından geçinen, vazife olmadığı halde her şeye karışan adam sıkılmayacak da ben mi sıkılacağım? Değişime kim direnirdi? Kahvaltıda anlattım. İnatlar değişime direnir. Değişemezler. Değiştiremezsiniz. Boşuna uğraşmayın. Ümidimi kestin. Kesmedim de. Çok zor ya. İnat mı? Yok. Çok zor. Ben şey yapamadım. Peki bu benim sözüm. Ama İsa Aleyhisselam'ın sözü bu değil. Kim değişmez İsa Aleyhisselam'a göre? Hatırlayanınız var mı? Ahmak. Ahmak değişmez. Ahmak kimdir ya ey Allah'ın Resulü? Ben diyor amaları, körleri düzelt. Cüzzam hastalarını sedef ve ölüleri de dirilttim diyor. Ama diyor ahmağı diriltemedim. Ahmak nedir? He? Ahmak nedir ahmak? Değişime direnip kendi bildiğine kanaat edip aynı delikte mutadid defa ısırılandır. Müslümanlığa ahmaklık yakışmaz diyen Allah Resulüne sormuşlar. Ya Resulallah ahmak kimdir? Aynı delikten 2 defa ısırılandır. Şimdi sorumluluk almayan zannediyor ki bu tembel ucu maddi sitte var ya 6. maddedirdir. Tembel ve temperverler. Sorumluluk almayanlar sorumluluk altına girmeyip hür olacağını, mutlu olacağını zannediyor. İşte Tahir abi ne diyor? Sen koşa gelince diyor, Rüştü kardeş diyor. Herkes sorumluluk almıştı diyor. Sorumluluk alacaksın kardeşim. Aileysen, babaysan. Baban yok. En büyük erkek baba gibidir. En büyük orada kadın veya kız ana gibidir. Fedakar olacak. Yani ortadakilerin bir derece şeyi var, nazı var. Ama en büyük erkeğin kim ise
En büyük kadın kim ise fedakar olacak. Bağnaz ve geçimsiz olmayacaksın. Yutkunacaksın kardeş. Yutkunacaksın. Ne yapacaksın? İstanbul büyük çöplüğü gibi her türlü pislikleri saklayacaksın. Sonra günün birinde dozerle bir ince bir tabaka toprak, senel belediye. İyiler ne şuna mal olur çekirdekler, kötüler, bir şey anlatacağım, çürür. Fakat geçmişte uğraşan bu toprak her şeyi örtmüşken orayı karıştırıp pis kokuları dışarıya çıkartmaya gayret eden zattır. Onun için UNESCO'ya göre yaşlı kimdir? Geçmişle meşgul olandır. Yani belediye ince tabaka sermiş. Tamam, niçin? Kötüler çürüsün, iyiler ne şuna mal olsun. Sen ne yapıyorsun? Veya birileri ne yapıyor? İkinci böyle orayı eşeliyor. Lan kırıcı, o pislik çıktığı gibi etraftaki o gazlar da çıkacak ya. O da çıkacak. Uğraşma. Karıştırma. Geçmiş geçmiştir. Gelecek gelmemiştir. Geçmişe nasıl bakacağız? Risale-i Nur'un üzerine. Geçmiş kaderdir. Gelecek ise tekliftir. Bakayım ne yapacaksın? Gelecek kader değildir. Geçmiş kaderdir. Evlilik kaderdir. Keşke değildir artık. Keşke böyle yapsaydım deme. Demek ki sıkıntı nerede? İşsiz adam, ne demek sorumluluk almayan, kendisine değer vermeyen, iş almayınca aynak aynak dolaşmayı hür zanneden, tembel. Tembellik nedir? Kastanımda ne diyor tembellik için? Hatırlayan var mı? Ruhsal hastalık diyor. Hastalık. Bütün psikoloji dersleri layıkalardan çıkartıyor. Bak şimdi, birkaç tane paragraf okuyup keseceğim inşallah. Dersimiz neydi? Gaye sahibi olmak. Bu zamanda Risale-i Nur'da nokta istinat olarak avam-ı müminin en ziyade muhtaç oldukları ve nurlarda buldukları ne var? Öyle bir hakikattir ki, yani Risale-i Nur'da ne bulmuşuz ki hayatımızı gözümüzü kapatarak teslim etmişiz? İçin ne var? Öyle bir hakikat var ki içinde hiçbir şey alet olmayacak, hiçbir garaz ve maksat içine girmeyecek ve hiçbir şüphe ve vesveseye meydan vermeyecek, hiçbir düşman ona bahane bulup çürütemeyecek ve yalnız hakikat için ona çalışanlar bulunacak. Dünya maksatları ona karışmayacak. Öyle şey olacağız inşallah. Ta ki uzakta olan ehl-i iman o hakikate ve sadık naşilerine, hizmetçilerine tam itimat edip imanlarını, zındıkları ve dinsizlerin din aleyhindeki dehşetli filozofların itirazlarından ve inkarlarından kurtarsınlar. Emir Dalayıkası 1, sayfa 214. Yani şimdi kendi imanımızı sırf kurtarmıyoruz bu faaliyetle. Bilinmedikleri, görülmedikleri, görüşülmedikleri halde duysalar ki Çin'de, Moğolistan'da, Türkiye'de böyle bir dava var. Bütün filozofları ilzam ediyor. Bütün sorulara cevap vermiş. Onun uğrunda hayatını vakfeden, onun hayatında gaye yapanlar var. Öyle bir cemaat var. Girmese, görmese bile duysa bu itimat onun imanını kurtarır. Der ki ben yalnız değilim. O zaman ne yapmak lazım? Doğru yaşamasak sırf kendimize değil, akrabamıza değil, yakınlarımıza, hizmete de zarar veririz. Şeye sordum ki Arnav Mustafa'yı vardı ya. Gemicidir de. Birkaç defa gemi şeyini yaşadı. Tahliye oldu helikopterle. Botlarla tahliye olduk gemi batmak neyse. Herhalde batmadı ama onu tehlikeye geçirmiş. Dedim ki Mustafa abi, her gemiciler çok usta yüzücü oldukları halde niye boğuluyorlar dedim ya. Dedi ki geminin büyüklüğünü düşün diyor. Batarken bunu büyüklüğüne göre, hacmine göre anafor olur. Etrafında vakum yapar, çeker diyor. Sen yüzerken bu anafor yaptığı vakum yaparken uzaklaşamadınsa ne kadar yüzme bilsen bile seni içeriye çıkar. Dolayısıyla bir şey batıyorsa birilendirip çekiyorsun demektir. O zaman hayatımızda Risale-i Nur gayeyi yaptıktan sonra öyle bir hakikat var ki o hakikati ne yapacağız biz? Hiçbir şeye alet yapmayacağız. Hiçbir garaz ve maksat içine girmeyecek. Hiçbir şüphe ve vesvese meydan vermeyecek şekilde itimat ve kanaat edeceğiz. Hiçbir düşman ona bahane bulup çürütemeyecek şekilde eylem olacağız. Uzaktan bakanlar şöyle diyecek, yalnız, yalnız hak ve hakikat için ona çalışanlar varmış, bulunacak. Dünya maksatları onlara karışmamış. Dünya maksatları onlarda yok. Evet, dünyayı yaparlar. Dünya isterler. Dünya ile meşgul olurlar. Bina yaparlar, dershane yaparlar, ne bileyim araba alırlar, fasulye alırlar, ekmek alırlar. Bu burası için yani, bu gaye için. Yani dünyaya dünya için değil. Dünya maksatları ona karışmayacak. Niye, ne işe yarayacak? Ta ki uzakta olan ehl-i iman o hakikata ve sadık naşirlerine tam itimat edecek. Diyecek ki bu budur. Arnavut'ta bana dediği gibi, başıma geleni söyleyeyim. Bir deri dükkanına, deri mont böyle, askılıklarla dolu. Ha? Bir dükkan, Kosova'da oldu. Ziyaret ettik dostlarla. Bir, ehl-i iman dedi, bu dükkana bir uğrayalım. Uğradı, beni götüren. Onlarla konuşmaya başladım. Meğer deli dükkan, adam delikanlı dinliyor.
arkada yelekler var ya, paltolar, deri. Arkada bir ihtiyar oturuyormuş. Yaşlı. Akrabası ya dedesi ya da dedesi yani, babası olmaz o kadar yaşlı. Edebe bakın. Orada dinliyormuş. Ben görmüyorum ama biz heyecanla bu anlatıyoruz. Adam kalktı geldi bastonda. Bir ara boşluk oldu. İşte anahtarın bir şeyi var. Dedi ki yan kuruyum pürü yok diyor. Doğru Musa bizim diyor adetimizdir. Hoca efendi dedi. Söylediklerini yaşıyor musun dedi. Direkt. Ki orada tevazu olmak çünkü bir damanın temsilcisiyim. Naşriyim yani. Damayı anlatıyorum. Ne iş yaptığımı anlattım. Hizmeti anlattım. Ben de vakıf olduğumu, hayatımın ana gayesi bu olduğunu, çoluk çocuk edinmedim. Sırf insanın imanı kurtarmak için bu yola çıktım. Bunu anlattım. Devam et hoca efendi dedi. Ama aslan elinde. Bale. Devam et hoca efendi dedi. Ruhuma da böyle geldi diyor. Tabi biraz anlattım, aklına yattı adam. Adam 70 yaşında üstü. Dedim ki hacı amca otursana. Ne dese inanırsın, ben onun için anlatıyorum onu. Dedi ki söylediklerini yaşayanları biz edeben, alimlerimizden, hocalarımızdan ayakta dinlemeyi öğrendik. Söylediklerini yaşayanları oturarak değil, ayakta dinlemeyi öğrettiler bize dedi. Ben de kalktım devam ettim konuşmaya. Hoca efendi sen niye kalktın dedi anlatansın. Ben de yaşlılarım hocalarım öğretti ki biz ayakta dinleyenler ayakta onlara konuş. Dedi siz sağlıcakla kalın dedi. Ben gittim. Şimdi ondan sonra akşam söylemiş. Sonra bize geliyor. O adamların yolunu takip et demiş. Oğlum demiş. Çocuğum. Doğru Musa. Ondan öğrendim onlardan. Yapur yapur yok. Doğru Musa. Risale-i Nur hiçbir şey alet olmadığını ve Rıza ilahiden başka hiçbir maksada vesile olmadığını biz neyin uğruna çalışıyoruz? Cennet bile değil. Rıza ile. Risale-i Nur hiçbir şey alet edilemez. Siyaset. Ne siyaset ya? Olamadığını ve Rıza ilahiden başka hiçbir maksada vesile olmadığını ve doğrudan doğruya her şeyden evvel iman hakikatlerini ders vermek, iman hakikatlerini ders vermek ve bir çare zayıfların ve şüpheye düşenlerin imanlarını kurtarmak olduğunu elbette sizin gibi nurun has şakirtleri biliyorlar. Emir Dadaikası 1 sayfa 272. Uzun, şimdi diyeceğim. Uzun seneler ihtiram haricinde olarak hizmet-i imaniyemi, maddi ve manevi kemalat ve terakkiyatıma. Bak şimdi. Ustad, ustaya şöyle bir ölçü vereyim size. Avam hak ediyorsa, tokat dedikten sonra, yani hata yapmış. Hata yapmışsa Allah seviyorsa ona tokat verir. Hem günahını affettirir, hem de hatasına döndürür. Bu antika bir ölçüdür bak şimdi. Bunu demiyorum, bunu biliyorsunuz. Hani ustad onu Mesnevi Nuriye'de hayvanlara, koyunlara atılan bir taş diyor. Hemen sahibim buraya geçmemi istemiyor, döner diyor. Başka bir şey anlatacağım. Diyor ki avamın, normal bir Müslümanın, doğru adamı değil, normal bir Müslümanın, hatasından sonra tokat gelir, bir, günahını affettirmek, iki, dön diye. Dava adamına ise günah yapmadan, hata yapmadan, kusur yapmadan tokat gelir. Onun için Allah Allah ne yaptın deme hemen. Çünkü niye? Sen hatadan sonra tokat gelse bir sürü insan seni takip ediyor. Onlara kötü örnek olur. Onun için 96 Emirdağ'da, Emirdağ'da burayı bir tarafını almış, onu açacağım. İkinci Emirdağ 79'da var, okuyacağım ya. Önce de biraz anlatayım bunu. Ustada tokat gelmiş. Diyor ki ustad, Allah Allah, hata yapacak zamanım yok, 28 sene hapishanede kal. İşkence her türlü maruz kaldım. Görmediğim, çekmediğim eza cefa kalmadı diyor. 27 defa zehirlendim diyor. Ölme Risale-i Nur bitmeden önce ustad kendi kalemini sokmadan bir daha zehirlemiş ölmüş. 28 aslında. 28'e 28. 28 sene hapis işkence. 27 defa yazmış. 28'i yazacak şahalata vefat etmiş. 28 defa zehirlenmiş. Bir ustad demiş ki tamam diyor. Beşer zulmetti. Korktu diyor. Dini, Risale-i Nur'u siyaset alet yapacakmış. Sahi kendince bizi dönecek falan. Ben olmadım onlar da bildi diyor. Biliyorlar diyor. Peki diyor ben uzun ona yeri anlatayım. Onlar bilmiyor muyum ben böyle insan olmadım. Onlar da biliyorlar. Tamam diyor. Bu zalim insan böyle yaptı. Tamam kader bana niye bunu reva gördü? Ben böyle bir şey yapmadım kader bilmiyor. Niye? Niyesi? Hemen söyleyeyim okuyacağım. Sakın sakın ha Said. Risale-i Nur'un maddi ve manevi terakkiyatına, azaptan ve cehennemden kurtulmana vasıta ve vesile yapma. Sen yalnız ve yalnız Rıza-i İlahiye, iman hizmetine çalış. Başka mı? Peki böyle bir şey mi yaptın? O önce de tokat gelince. Nasrettin Hoca ilk önce dövermiş, sonra teslim vermiş çocuğa. Git demiş, kırmadan geldi, tutuldu. Demişler ki yapmadan niye dövüyorsun? Demiş ki yaptıktan sonra dövsem ne olur? Önce Risale'de bir veciz cümle var. Çaresi olmayan, kırılmış. Çaresi olmayan şeye ceza verme. Çaresi olana da, çaresi olan atse yapışma. Şimdi bu izahattan sonra dinleyin. Uzun seneler ihtiyarım haricinde olarak hizmet-i imaniyemi, maddi ve manevi kemalat ve terakkiyatıma ve azaptan ve cehennemden kurtulmama, hatta saadet-i ebediyeme vesile yapmaklığıma ya da herhangi bir maksada alet yapmaklığıma manevi gayet yapmaklığıma manevi gayet kuvvetli imaniyalar beni men ediyordu. Bu derin hisler ve ilhamlar beni hayret içinde bırakıyordu. Niye? Herkesin hoşlandığı manevi makamatı, uhrevi saadetleri, amali salihah ile kazanmak ve bu yola müteveccih olmak hem meşru, cennet ismi meşru değil mi? Hem meşru hakkı olduğu hem de hiç kimseye hiçbir zarar bulunmadığı halde ben ruhen ve kalben men ediliyordum. Niye? Rıza-i İlahi'den başka fıtri, vazife-i ilmiyenin sevkiyle yalnız ve yalnız imana hizmet hususunu bana gösterirsen imana hizmet edeceksin. Başka hayatta bir gayne olacak. Talebeliğin asası ve şartı şudur ki, mertebeler vardır. Dost, lisan dairesi, lisanı bir cemaat. Yani bütün hepsi aynı makamda mı? Hayır. Dost var. Sonra? Kardeş var. Gir içeri. Talebe var. Gir içeri. Has var. Sonra? Erkan. Rükünler. Sonra? Yani rükünler. Varisler. Şimdi diyor ki, talebeliğin asası nedir? Talebeliğin hassası ve şartı şudur ki, sözleri kendi malı ve telifi gibi hissedip sahip çıksın ve en mühim vazife-i hayatiyesini onun neşir ve hizmeti bilsin. Mektubat sayfa 344. Yani lisanın talebesi ne demek? Bu külliyat Said Nursi'nin değil. Emirdağ 1, 128, Emirdağ 1, 48 sayfada Said de bir nur talebesi veriyor. Said Nursi benim gibi talebedir arkadaşlar. Bediüzzaman Risale'nin vücuda gelmesi için ruhtur. Risale'nin mücedittir.
Risale-i Nur müceddittir. Bediüzzaman Mehdi Ali Resul'dür. Said Nursi benim gibi talebesidir. Ha o nokta. Peki biz ne yapacağız? Bu kitap onun değil. Madem Kur'an'ındır benimdir. Mesela Türkiye falanca yönetiyor. Bu memleket Tayyip yönetiyor. Lan buralar onun mu? Benim memleketim. Satmam. O düşünsün der mi? Ha, bu da öyle. Said Nursi'nin değil. Bu Bediüzzaman ve Kur'an'ın malıdır. O zaman talebin asası nedir? Sözleri. İmam Ali Külliyat'a sözler diyor. Sözleri kendi malı ve telifi gibi. Bilmek değil hissedip sahip çıksın. Ve en mühim vazife hayatiyesini, hayatındaki en büyük gaye. Onun neşri ve hizmeti biz. İlle bekar olmak, vakıf olmak değil. Diyecek ki emin ola, hayatımla, hasbelleşer. Hayat işlemi diyor, sana dairesi mutatittir. Tek bir tanesi yok. Dört kardeş, talebe, bazı erkenler. Hatta hastanın içinde birkaç tane de bölüm var. Yani has var. Mesela işlemi hayatta evli olup da has olan var. Nedir? Hasbelleşer, ben işlemi hayatta bulunuyorum. Çoluk çocuğumun rızkını temin etmek farz. Ama buradan fazla, bundan başka, kendi zorluğu gibi bir miktardan hariç, gene çalışıyorum ama hizmete aktaracağım. Hayatımda bu gayedir. Bunu neşir edeceğim. Dese bu adam, mesela ayakkabıcı tamircidir. Benim misalim değil bu işlerle. Ayakkabı tamir edeyim. Küçük risalelerde koymuş. Ya bir adam gelip, Musa'yı ayakkabısını tamir ederken bir şey anlatırım. Uygunsa şu, küçük kitaplarda hediye edeceğim dese. Faruk, 40 sene öyle olsa da bir adam denk gelmese, o adam 40 seneden beri hizmetini yapmış olur. Çünkü öyle peygamberler gelmiş ki bir tane tabi olanı olmamış. Ne diyecek biliyor musun? Ben hasbelleşer, işlemekte bulunuyorum. Çalışıyorum, çoluk çocuğum rızkını kazandıktan. Ve bir kısım hacca giderken, ihtiyat akçesinin dışında kazandığımı davama, bunun neşrine, neşredebiliyorsam ben, edemiyorsam edenlerle beraber olacağım. Benim hayatım, insanların imanını kurtarmak, Rıza-i İlahi yolunda insanların imanını kurtarmak, Risale-i Nur'la hizmet etmek Kur'an'a derse, gayret ederse o adam dost değil, kardeş değil o, talebe de değil, hastır. Vakıf ise hastır. Bunları cem etmiştir. Cem etmiştir. Nasıl ki üniversite diplomasında ortaokul diploması var mı sorulur mu? Sorulmaz hem de. Ne olmazmış abi? Olana? Sorulmaz zaten var. Şimdi aslında iki tane hasası diyor. Kâbülü bozmazlar, kusura bakmazlar. O da öyle. Ya çünkü niye? Mesela şöyle. Diyelim ki has adam. Has adam, adamın hası. Şimdi sen, ben odun taşıyorum. Sırık. Bizim memlekette çok olur. Uzun çatı sırığını taşıyorum. İki kişi taşıyorduk. Birimiz iki büküm giderken bir tanesi gelse. Vazifesi olmadı aldı. Biraz omuz atsa. Ben eliyle böyle tutsa. Gömlek kirlenediği omuz vermiş. Öbür çatı atsın lan sen. Omuz versene bez veriyoruz. Der mi? Niçin demesi fark? Onun vazifesi değil ki. Peki bir el atsa bile. Veya ben yürürken taşı kaldırsam bile sana ilgili konmaz mı? Peki o taş kaldırdı, elini sürse omuz vermesi ama arkandaki arkadaşın doğru dürüst götürmesi bağırırsın değil mi? Peki niye? Onun vazifesi değil. Vazifesi olmadığı halde birisi şey yaparsa o zaman şöyle düşüneceksin. Ben tekim, bu hizmeti yüklenmişim. Ahmet, Mehmet işte gelmişler. O benim gibi değil. Ben taşıyorum. O bana kenardan vazifesi olmadığı halde vazife imiş gibi yardım ediyor. Minnettar olur. Onu benim gibi vazifeli görünce onun için kavga oluyor. Evde de öyle. Kadın kendisini onun hakkında görürse erkek de onun için kavga oluyor. Kavga oluyor. Ha? Demek ki siz ben şöyle düşüneceğim. Siz de beni davama hizmet ediyor, yardım ediyor. Ne kadar ediyorsa o kadar çarptır ya. Allah bereket versin. Ben kuyu kazacağım. Sen de çöp koymak için, gömmek için kuyu kazmaya geldim. Ben ise su çıkartacağım diyor usta. Bana biraz yardım et dedi. Allah bereket versin. Dönmüyor lan benim aşağı kadar bana niye yardım etmiyorsun? Çünkü inanıyorum ki senin vazifen değil. İşte arkadaşlar birbirimize öyle bakacağız. Şimdi kaç dakika oldu? Şurayı da okuyorum, kesiyorum. Kur'an'a, imana, halisane hizmet gayesini taşımak iki nokta üst üste. Barla da kasayım bir de şöyle diyor. Bütün makasit-i hayatiye içinde en büyük, en mühim maksatları o nurlu sözler vasıtasıyla Kur'an'a hizmet biliyorlar. Bunlar kim o? Nirsan talebeleri. Diyor ki bütün makasit-i hayatiye içinde en büyük, en mühim maksatları o nurlu sözler vasıtasıyla Kur'an'a hizmet biliyorlar. Dünya hayatının netice-i hakikiyesini ve dünyaya gelmekteki vazife-i fıtriyelerinin en mühimi hakaik imanı hizmet olduğunu telakkileridir. Mesela bir tanesi demiş ki, ben demiş, yeni bunu okurken atıldı. Ben demiş, o dersen oluyor ya bizim herkes. Hasan kardeş o işte ise ben ona yardım etmem demiş. Çünkü onun hizmet şeklini beğenmiyorum demiş. Bak, o kadar hoşuma gitti ki Merdane, İnan Merdane, helal olsun. Tamam, benden öbet edin, selam söyleyin dedim. Risale-i Nur'un dairesinde o kadar meşrepler var ki, bir çiçekle bağır gelirim. İyi ki onlar da var. Düz okuyanlar, zalı okuyanlar, şekillendirenler, şapanlar, laikancılar, enfüsçiler, zaidiler var da var. Yani adam davasına hizmet etsin, derdi olursa ne oldu? Peki, bizimle hareket edenleri, sizin hareket edenleri, sizin beşeriyetinizi hep onayladıklarını mı zannediyorsunuz? Benim beşeriyetimi, herkesin üç tane şahsiyet var demek ki var. Bir beşerim. Yani kilom var, doğumum var, konumum var, var da var. Beşerim ya, bir sürü kusurlarım var ya, kırmışım, dökmüşüm gibi. Ona da takılmıştır. Birinci şahsiyetim, el gözüken. İkinci şahsiyetim, Allah'a karşı sizin haberinizin kulluğum var benim. Odamda ne yapıyorum? Yani nusuf sinemasını kılarken ne yapıyorum? İmkanlarım cep telefonlarım varken nerelere giriyorum? Allah'a karşı ubudiyetimiz var. Allah'a ubudiyetimiz var. Üçüncü bir şahsiyetimiz var. Nedir o? Vazifedarlık. Bu hiçbir şey kıyas edilmez. Bunu unutup, bunu esas almak daha yanılmamış. Beşeriyette kalmış. Niye böyle yapıyor? Niye böyle diyor? Niye böyle şey yapmadı? Beni aramadı. Aratırsa olmadı. Ben anlamadım. Arkadaşlar, üniversite diploması olana, ortaokulu mesela diyelim ki üniversiteyi kaçta geçti? Beşte. Beş üzerine beş. Bir dakika. Ortaokulu kaçta bitirdin? Derler mi? Demezler. Anladınız mı? Allah Resulü'nün ifadesiyle ne yaptı günah? Günah ettin. Hemen diyor ki akabinde bir onu affettiricilik yapın. Allah o günaha bakmıyormuş. Örttü o. Çünkü Allah bize öğretiyor. Kusurları, hataları, günahları örtün. Ta ki ben sizinkilerini de örteyim. Affedin ki affa layık olasın. Şimdi dese ki Cenab-ı Hak bana ne istiyorsun? Ya Rabbi beni affet. Tamam. Tamam affedeceğim kulum. Koy. Sen dünyada kimleri affettin ki? Af istiyorsun. Affa hak kazanıyorsun. Affa hak kazanmak için affetmen lazım. Hiç ettin mi? Benim dostlarımı sevdin mi? Düşmanlarıma dost mu oldu? Koy kendini o kadar ya. Nasıl muamele istiyorsun Allah'tan? Bu hadislere göre, hadis-i şerife göre geneli söylüyor. Allah sana nasıl muamele etmek istiyorsun? Sen öyle muamele ettiğin gibi olacak. Nasıl davranıyorsan sana öyle davranacak. Bunlar da ettiği soru bir cevap verir. Soru orada sorulmuyor arkadaşlar kabirde. Sorulan sorular buradadır. Cevap buradadır. Kabirde yüzümüze yazılı kağıt okunuyor. Soru bir. Geliyor oradan adam. Baktın bakmadın. Soruyor ki memurdun. Vazifeni yaptın mı yapmadın?
3. Rüşvete dönüştürdün. Vatikten olduğu anda orada kahve içiyorsun, adam karnı ağrıyor doktor. Hemşire ilgilenmiyorsun. Onu Allah soracak mı sormayacak? Beytun'un anda ammenin maaşını alıyordu. Vergiden toplamış yiyordu. Ümmete hizmet edeceğini iddia ediyordun. Peki soru 1. Cevap nedir? Davranışı. Soru da soruluyor. Cevap neresidir? Şöyle yapmıştın, hatırlıyor musun? Odur. Arkadaşlar. Evvel ahir tavsiyem. Usta da öyle diyor. Evvel ahir tavsiyem şu anlarda var. Aç onu. Kaç bakayım. 10. Hadi bulun. 10 okuyan kesin. 3 tane şahsiyetimiz var birbirimize. Evde de öyle. Lütfen karı koca vesaire. Herkes şöyle bakacak. Herkeste 3 tane şahsiyet var. Bir beşeriyet. Bu erkektir, kadındır. Yaşı vardır. Geçmişi var. Bunun anne babası. Mesela sen Özbek'sin. Sen misiniz? Sen bilmem neyim. Ben kalın. Bunun bir geçmişi var. Bir geleni var. Bir örfü var. Bir gelmiş. Bir patlik füldür olmaz. Bir beşeriyetin var. Bir de Allah'a karşı ruhsal yapım var. Bir de vazife dağılığı var. Buldum abi. Evet, okur musun? Ondan sonra kesin. 312. 13. şu an mı? 13. şu an. Ha, oku. Evvel ahir tavsiyemiz. Ustak diyor. Evvel ahir tavsiyemiz. Tesanüdünüzü muhafaza. Bir dakika. Tesanüdünüzü muhafaza. Tesanüt neydi? Dur sonra söyleyeceğim. Enaniyet. Enaniyet. Benlik. Benlik. Rekabette tahaffuz. Ve iktidar iddia ve ihtiyat. Bitti. Birincisi oku. Tesanüt neydi? Dayanışmak. Yani senetleşmek. Senetleşmek. Şu. Mesela Ehl-i Dünya söylüyor ya, protokol yapmak. Bir şeyin etrafında kural ve ölçüler, akitler ölçülerinde beraber olmak. Tesanüt senetleşmek demektir. Yani bir gaye uğrunda akitleşmek. Ha, demek ki akit neyle olur? Laikalarla. Bir, Risale-i Talebeli Efel Ahir Tavsiye Tesanüt, yani laikalara göre hareket etsin, yapamıyorsa onu kabul etsin. İki, enaniyet biliniyor. Benlik. Ben merkezde yaşama. Rekabetten tahaffuz. Rekabet değil, rekabet, biz kafirle rekabet edeceğiz. Ama kamyon yazmış, tekrar kimin Türk'e bayıyorlar. Sonra rekabetten tahaffuz. İktidar idem ve ihtiyattır. Ha, iktidar idem çok önemli, o içindir. Sütü, süt çok şeydir, haindir böyle. Bir de vefasız bir özelliği var, bir şey anlatacağım. Bir de çok, nasıl bir laf diyorlarsa onu olsun. Yarım saat bekledin süt kaynasın diye. Bir döndün, baktın ki ocak ocak gitmiş. Nandakta bir oldu, böyle bir şey. Bu iktidar idem süt gibi kabar. Sakin ol. Bekle. Bakayım ne olacak. Bakayım ne olacak. Zaman iyi bir müfessirdir. Bırak zamanı. Korona oldu. Sonuca odaklanma. Ölümle. Yok. Seni itiyor. Rahmet-i ilahi ne diyesi olduğunu unutma kazan. İktidar iden? İhtiyat. İhtiyattan. Hizmeti terk etmek değildir. Belagat eyle. Muhtezel hali uygun yapmaktır. Vahir de vahum. Enelhamdülillah. Rabbil alemin. El-Fatiha.